Merhabalar değerli izleyenler, hoş geldiniz Bein Sports stüdyolarına. 11 Ocak Salı günündeyiz değerli izleyenler ve Uğur Meleke ile birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi manşet programında karşınızdayız. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli izleyenler, ekranlarınıza da son dakika gelişmesi olarak yansıdı. Biz de yayına girmeden birkaç dakika önce bize de bilgisi ulaştı. İttifak Holding Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. İlk söz olarak elbette başta ailesi olmak üzere, sevenleri olmak üzere Konyaspor camiasına ve tüm Türk futbol spor camiasına başsağlığı dileyelim. Açıkçası kısa sürede biz de hızlı reaksiyon veremedik ve biraz sarsıldık doğrusunu söylemek gerekirse. Dediğim gibi tekrar başsağlığı dileyelim ve ilk başta haberin elbette doğru olmadığını, bir karışıklık olmuş olabileceğini düşündük. Ancak sonradan kulüp yetkililerinden teyit ettik ve daha doğru bilgiyi alabilmek adına bir telefon bağlantısı yapacağız şimdi. Konya'ya uzanacağız. Konya Yeni Haber Gazetesi muhabiri Veli Özkan. Peki birazdan hazır olacakmış, şu anda hazır değil. Telefonu meşgulmüş Veli Bey'in, eğer bizi izliyorsa, duyabiliyorsa kendisine ulaşmaya çalıştığımızı hatırlatalım. Kulüp yetkilileriyle temas ettik ve aracın, evet, bir trafik kazası olduğu, aracın şarampole yuvarlanarak takla attığı bilgisi var elimizde. Veli Bey şu anda hazırmış, Konya Yeni Haber Gazetesi muhabiri Veli Özkan. Veli Bey günaydın efendim, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diyeceğim ama ne kadar iyi bir yayın olabilir bilmiyorum. Çok haklısınız. Biz de şok içerisindeyiz, elimiz ayağımız titriyor. Ya, insani bir mesele çünkü futbol dışında bir mesele bu. Şu an her taraf, yani elim ayağım birbirine dolanmış durumda. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmemişti. Bir polyak kaza yapmıştı ama ölmemişti. Ölüm deyince önce bir haberci refleksiyle davrandık ama iş daha sonra resmiyete bürününce, öldüğünü anlayınca, evet, onunla beraber geçirdiğimiz zamanlar aklımıza geldi. Şimdi ben gerçekten ölümü kabullenmiş durumdayım. Bir habercilikten ziyade artık insani bir duruma dönmüş durumda. Şu an gerçekten üzgünüz. Daha yeni yeni anlıyoruz Ahmet'in öldüğünü. Yakıştıramadık. Ölümün yakışmayacağı birisiydi. Daha gençti. Yaşı çok gençti. Ankaralıydı. Gölbaşı'nda kaza yapmış. Şarampole devrilmiş. İlk bilgiyi biz aldık ama teyit ettirmekte zorlandık. Yöneticileri aradık. Başkanı aradık. Kulüp medya sorumlusu Mustafa Göksu'yu aradık. Herkes aradı. Kimse bakmadı telefona. Sonra yavaş yavaş bilgiler gelmeye başladı. Sabah saat 9 sıralarında olmuş kaza. Hızlı geliyormuş. Şarampole direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Şarampole yuvarlanmış. Fotoğrafları da servis etti ajanslar. Şu an Konya Spor Kulübü, olayın olduğu yere gidiyorlar yöneticiler. Herkes şu an şok geçirmiş durumdayız. Nasıl olacak, bu süreç nasıl işleyecek bilmiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Veli Bey, şu an herkes olayı kabul etmeye çalışıyor, yakıştıramıyor yani. Veli Bey haklısınız. Hakikaten şok oldu herkes için. Aynen sizin söylediğiniz gibi, ilk başta dedik gibi karışıklık mı acaba vesaire, hakikaten kabullenmek zor oldu. Şu anda size de tahmin ediyorum çok kişi arıyordur, çok bilgi almaya, evet, ya da evet, size bilgi akışı devam ediyordur. Teşekkür ederiz şöyle, yerinden. Ben şöyle ilave edeyim. Konya Spor takımı izinliydi. Maçtan sonra izne çıktılar. Bugün antrenman olacaktı. Sabah Ankara'da geçirmişti. Sabah yola çıkmış. Tesislere gelip antrenmana çıkacaktı. İşte hemen yetişeyim diye herhalde biraz hızlı davrandı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmiş maalesef. Vefat etmiş. Kulüpte yeni yeni doğruladı. Kesin yani. Sizin az önce de söylediğimiz gibi başta ailesi olmak üzere tüm Konya Spor Camiası'na, tüm Konya'ya başsağlığı dileyelim. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkürler sevgili Veli Özkan. Kolaylıklar dileyelim. Yeni bir bilgi olursa bizi de ihmal etmeyin. Yine aktarırsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Uğur Bey 27 yaşında hayatını kaybetti. Konya Yeni Haber Gazetesi'nden Veli Özkan'ın aktardığı üzere Ankara'da izinliydi. Ankara'da izini geçirdi. Bu sabahki antrenmana gelirken aracın kontrolünü kaybediyor ve bir trafik kazası sonucu Ahmet Çalık 27 yaşında hayatını kaybetti. Sarsıcı bir haber oldu hepimiz için. Aynı Veli Özkan'ın söylediği gibi yakıştıramadık. Gerçek mi? Yok canım vesaire. Allah rahmet eylesin. Herhalde izin gününde ailesinin yanına gitmişti Ahmet. Ankara Yeni Mahalle doğumlu. Gördüğüm kadarıyla Gençler Birliği Kulübü'nün altyapısı bulunduğu yer zaten.
Ben de Beştepe'de okudum. Yani yeni mahallede. Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nde. Yani aynı mahallede zaman geçirdiğimiz bir kardeşimiz Ahmet. Mahallesinin kulübü sayılır. Gençler Birliği. Bu bakıma Gençler Birliği altyapısından yetişmiş. Gençler Birliği'nde profesyonel olmuş. A takıma çıkmış. A milli olmuş. Oradan İstanbul'un yolunu tutmuş futbol hayatına. Konya'da devam eden, çok da başarılı devam eden bir sporcuydu. Bu sezonda önemli bir çıkış yapmıştı. Düzenli oynuyordu. Konya Spor'un düzenli oynayan stoperiydi. Valla gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum. Yani Allah rahmet eylesin. Yakınlarına Allah sabır versin. Çok amin. İnsan söyleyeceği sözcükleri bulmakta güçlük çekiyor. Bir kez daha başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm Konya'ya, Konya Spor camiasına, Türk futboluna, Türk spor camiasına başsağlığı dileyelim. Yalnızmış araçta. Yalnızmış. Aldığımız bilgilere göre. Demek ki sabah antrenmanına yetişmeye çalışıyordu. Evet. Ankara'da ailesinin yanına gitti. Yeni mahalleye muhtemelen. Oradan dönüyordu. Sevgili Veli Özkan'ın söylediği gibi toparlamak kolay olmayacak ve bu şekilde devam edeceğiz. Başsağlığı dileklerimizi bir kez daha dile getirdikten sonra gündemin ilk başlığına geçeceğim. Tabii. Değerli izleyenler, öncelikle Takvim gazetesi gelecek ekranlarınıza. Diyor ki, demir attım mutsuzluğa. 3 haftadır hocası olmayan Fenerbahçe Kadıköy'de Adana Demirspor'a yenildi. Zirveyle fark 17'ye yükseldi. Tribünler Ali Koç istifa diye inledi demiş gazete. 27. dakikada Valencia'nın penaltısıyla öne geçen Sarı Lacivertliler 34'te Gökhan İnler'in füzesini engelleyemedi. 46'da sahne alan eski Galatasaraylı Belhanda Adana Demirspor'u öne geçirdi. Fenerbahçe kalan sürede skoru çeviremedi. Belhanda'dan çıldırtan sevinç demiş. Galatasaray forması giyerken Fenerbahçe maçı olaylı geçen Faslı Yıldız galibiyet golü sonrası ağlama hareketi yapınca ortalık karıştı. Bu hareketinin karşılığında da sarı kartla cezalandırıldı maçın hakemi tarafından. Bir sonraki sayfamız Fanatik gazetesinden Fener'e demir yumruk başlığı. Adana Demirspor Fenerbahçe önündeki kötü performansına dün gece nokta koydu. Fenerbahçe eşleşmelerinden bahsediyor herhalde. Galiba, Fenerbahçe evet. Bir an maça sadece maça ilişkin konuş yazdı zannettim. Adana Demirspor Fenerbahçe önündeki kötü performansına dün gece nokta koydu. Mavi lacivertliler son 9 maçta kaybettiği rakibini Kadıköy'de geriden gelip devirdi. 34 yıl aradan sonra sarı lacivertlilere üstünlük kurdu. 3 büyükten 7 puan aldı demiş gazete. Galatasaray'ı mağlup etti, Fenerbahçe'yi mağlup etti. Beşiktaş'la berabere kaldı. Trabzonspor'a mağlup olmuştu Adana Demirspor. Şimdi Fenerbahçe'nin teknik direktör konusuyla alakalı olarak bir başlığımız var sırada. Hatta iki başlığımız var ama önce maçı konuşalım isterseniz, ondan sonra teknik direktör konusuna geçelim. Maçla alakalı olarak Adana Demirspor'un dün karşılaşmadan önce şunu söylediğimizi hatırlıyorum. Gerçekten keyifli, bol pozisyonlu, mücadeleci, heyecanlı, tempolu bir karşılaşmaya olmaya namzet demiştik. Görece o söylediğimiz gibi de başladı. Ancak sonrasında hikaye farklı gelişti. Beklentilerden evet. Biraz daha farklı gelişti. Evet. Adana Demirspor dakikalar geçtikçe kontrolü ele alırken demek de doğru olmaz, bildiğini yaptı. Buna mukabil Fenerbahçe'nin savunmada ya da hücumda Adana Demirspor'un planlarına, girişimlerine cevap veremediği bir karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Oyundan düştü Fenerbahçe. 2.45 olarak belki ayırmak lazım ya da 50-55, ilk 50-55 ile son 35-40 olarak ayırmak lazım. Fenerbahçe aslında ilk yarıdaki görüntüsü fena değil. Ki Adana Demirspor ligin en forma takımlarından bir tanesi. Son 11 resmi müsabakada baktım sadece Trabzonspor'a kaybettiler. Ki Trabzonspor maçında çok iyi oynamışlardı. Yani az önce altını çizdiniz. Galatasaray'ı yendiler, Fenerbahçe'yi yendiler, Beşiktaş'la berabere kaldılar. Trabzonspor'a yenildiler ama asla bir geri adım değildi çizgilerinde. Trabzonspor'un ilgisi, Trabzonspor maçında gayet iyi oynamışlardı. Sağ taraftan buldukları çok net pozisyonlar vardı. Yanılmıyorsam Bayarnason'la, Balotelli ile.
Uğurcan'ın %100'lük bir kurtarışı vardı. Aslında müsabakaya ortak olabilecek fırsatları yakalamışlar. Ama ortak olamamışlardı, başaramışlardı. Yani futbol olarak en az 11 maçlık iyi serileri var. Onunda da skora yansıttıkları. Böyle bir rakibe karşı Fenerbahçe ilk 45'te aslında yani teknik, taktik, fiziksel, mental her departmanda iyiydi. Teknik olarak daha iyi şüphesiz ki. Taktiksel, fiziksel, mental olarak da geri düşmemişti. Ama ikinci 45'in başlangıcı 35. saniyede gelen Belhanda golünden sonra fiş çekildi. Sanırım Fenerbahçe'nin şu anda şu aşamada şu bir aylık sorun da bu. Yani Fenerbahçe'de mental kırılmalar yaşanıyor. Fenerbahçe'nin mental kırılmanın yaşanması da şüphesiz ki bir yönetsel eksiklik, liderlik eksikliği. Fenerbahçe'nin Vitor Pereira'ya olan çizgisini başarılı bulmuyordum. Sık sık da bunu programda dile getiriyorduk ve Vitor Pereira değişiminde geç kalındığını bile düşünüyorum. Ancak Vitor Pereira gönderildikten sonra da tek direktör gelmeyeceğini tabii ki öngöremedik. Yani bunu öngöremezdik. 20 günü geçti. 3 haftayı geçti Fenerbahçe'nin tek direktör süreci. Ki Pereira'nın da son birkaç maçta gönderileceğini, yolların ayrılacağını tahmin etmekte kehanet sayılmaz. Yani Fenerbahçe biraz daha erken sanki pozisyon alabilirdi Vitor Pereira sonrası dönem için. Ama belli ki pozisyon alınmamış. Şu anda bir saha içinde bağlantı kopukluğu, çok çabuk mental kırılmalar, bir başı kesilmiş tavuk hüviyetinde dün oynanan 40 dakika. Böyle bir hissiyat var, böyle bir durum var. Özellikle de sembol olarak şunu söyleyebilirim. 54. dakikaydı. İrfan Can Kahveci sağ taraftan bir orta yaptı. Orta çok yukarı gitti. Dikkat spor sorularım sıcaklar. Çok yüksekten gitti ve out'a gitti İrfan Can'ın ortası. O İrfan Can'ın ortasından sonra vallahi arkadaşlar anda ekrana yansıttı. Çok teşekkürler. Bu ortadan sonra dakika 54'tü burada. Bir ıslıklar yükseldi tribünlerden. Bir protestolar yükseldi. Mesela ben ona anlam veremedim. İrfan Can o dakikaya kadar sahanın en iyisi. En azından Fenerbahçe'nin en iyisi. Şimdi hissedeceksiniz. Şimdi ben bu protestolara anlam veremedim. İyi oynayan, sahadaki iyi oynayan oyunculardan bir tanesi İrfan Can. Hatta o dakikaya kadar maçın ritmini belirleyen oyuncu. Benzer bir şey Malatya Spor maçında da yaşanmıştı. Malatya Spor maçında İrfan ve Mert'e top geldiğinde tribünlerden protestolar yükselmişti. Ve sonra Mert oyunda kaldı ama İrfan kalamamıştı. 60'a doğru 55-60 arası İrfan Can oyundan çıkmıştı. Burada da zaten yüzünü görüyorsunuz İrfan Can'ın. Yani yüzü son derece düştü bu ortadan sonraki protesto. Protestolarda İrfan'ın yüzü çok düştü. 3-5 dakika sonra da oyundan çıkarıldı. İrfan çıktıktan sonra Fenerbahçe'deki dağınıklık, dengesizlik bir miktar daha arttı. Yani burada futbol dışı bir takım faktörler var. Futbolla açıklanamayacak garip bir durum var Fenerbahçe'de. Gerçekten şu Ahmet Çalık hadisesi hissiyatından kurtulmak çok zor ya. Zor, gerçekten çok, çok zor. Ya. Kelimeleri toparlayamıyorum. Bir özür dilerim izleyicilerden. Gerçekten başladığım cümleyi toparlamakta sonuna gelmekte güç çekiyor. Uğur Bey neden, yani Allah rahmet eylesin ve biz hakikaten değerli izleyenler baya bir sarsıldık. Çünkü tam yayına girerken oldu tahmin ediyorum. Hani oraya denk geldi. Biraz toparlanmakta güçlük çektik. Hakikaten kusurumuza bakmayın. Oyunla alakalı olarak protestolardan bahsettiniz. Biraz tahmin ediyorum Fenerbahçe taraftarı oyuncuların sorumluluk almamasından. Mesela dün akşam biliyorsunuz ben kişisel olarak Sosa'nın oyuncu olarak, yani ben Murat Caner olarak Sosa'yı çok beğenirim biliyorsunuz. Hakikaten regista gibi, maestro gibi oynadığını, oyun okuyuş, oyunu okuması, attığı pasları, oyunun yönünü değiştirmesi, tecrübesi, bilgisi vesaire. Ama dün akşam bildiğimiz Sosa'dan eser yoktu. Ya da şöyle sorayım. İnsan bunu düşünüyor elbette. Elinde Mesut Özil var. Yaşı fark etmez. Elinde Mesut Özil var. Mesela atıyorum, tamamen atıyorum. Yani Arsenal'de oynadığı gibi ya da Real Madrid'de oynadığı gibi etrafındaki oyuncuların kalitesiyle bahsetmiyorum ama aynı taktikle oynatmaya çalışmak çok mu imkansız? Yani böyle bir şey bir maç için, iki maç için denenemez mi? Mesut Özil odaklı, elinde Mesut Özil. Yani çok basit bir çıkış yolu değil mi bu? Çok basit bir reçete değil mi bu? Ya bütün bunları taraftar da belki
hani bu şekilde düşünmemiştir ama illaki kafasında koyuyor, tartıyor ve bir reaksiyonsuzluktan ya da sizin daha önce bahsetmiş olduğunuz takım içerisindeki gruplaşmadan, grupların birbirine hoşlanmaması vesaire vesaire. Belki de bunlara göndermede bulunuyor. Bilmiyorum ama taraftarın böyle bir inanış var. Taraftarın işte benim görüşüm değil de. Ben de tribün aynen evet. Ben de tribünün reaksiyonundan bahsediyorum. Bütün bunları üst üste koyunca tribünde memnuniyetsizliğini bu şekilde dile getiriyor. Çünkü ben Malatyaspor maçında İrfan'la yani, Mert'e protesto olunca sordum. Birkaç fikrine güvendiğim arkadaşıma. Tribünlerdeki protesto planlıymış. Öyle yani, mi? Tabii. İrfan ve Mert'in de içinde bulunduğu bir yerli oyuncu grubunun Vitor Pereira'nın ayrılmasında rol oynadığına inanılıyormuş ve bu sızdırılmış yani. Bu tevatür tribünlerde bazı taraftar grubunda yayılmış. Protestonun temelinde o varmış. Yani iddia o ki Mert Hakan ve İrfan Can. İçinde bulunduğu bir grup Mert ve İrfan. Vitor Pereira'nın sistemini sabote ettiler yani. Onu mu anlamamız gerekiyor? Ya en azından gönderilmesine rol oynadığına inanıyorlarmış. İyi de sistem işlemiyordu ki. Sistemin işlemediğini ben de buna üçüncü haftadan aslında söyledik, tespit ettik. Birazcık gören, birazcık bakabilen insan görmüştür sistemin hiçbir şekilde işlemediğini. Orada şöyle oyuncu bir şey olmuştu bir durum hocam. Değildi yani. Dün beni de sosyal medyada linç ettiler. Sebebi de şuydu. Orada şöyle bir şey, şöyle bir inanış oluştu. Çok özür dilerim. Buyur. Unutmayın lütfen sözünüzü. O zaman şunu söylemiştik. Oyuncular hocanın söylediğini birebir yaptığı için böyle oluyor diye zaten söylemiştik ki öyleydi. İyi bir tespitti o. Haklısınız. Şöyle bir inanış oluştu kamuoyunda. Vitor Pereira ile ilgili her eleştirinin üçlü savunma eleştirisi olduğunu zannediyor. Fenerbahçe taraftarının bir kısmı. Dün de böyle bir nedense yanlış anlaşılma oluşmuş. Ben de bu tevatüre yanıt vermek istemedim. Çünkü ben yanıt verirsem daha çok büyüyecek. Şimdi burada ifade etmeye çalışayım. Vitor Pereira ile ilgili bazı eleştiriler, spor kamuoyundaki bazı eleştiriler üçlü savunma ile ilgili olabilir ama bizim burada yaptığımız eleştiriler üçlü savunma ile ilgili değildi. Hiç alakası yok. Ki üçlü savunma konusunda başarılıydı da Vitor Pereira. Bizim burada yaptığımız eleştiri buna kutsalmışçasına bağlı olması. Formasyonla 3-4-2-1'e koşullar ne olursa olsun, rakip ne olursa olsun, maçın gidişatı ve skoru ne olursa olsun olağanüstü bir şekilde sabit fikirle hiçbir müdahaleye açık olmaması. 3 stoperden ziyade esasında Fenerbahçe'nin Pereira dönemindeki sorunu 3 hücumcuyla sadece 3 gol şansı olan oyuncuyla oynamasıydı. Mesela işte Olympiakos maçı çok spesifik bir örnek. Durum 2-0'dı. Değişiklikler için kenara geldi oyuncular. O arada 3-0 oldu. Mesela içerideki hücumcu sayısını değiştirmedi. Ya İstanbul'dasın. Olympiakos'a karşı oynuyorsun. Skor 3-0 olmuş. Hala içerideki hücumcu sayısını değiştirmiyorsun. Esasında eleştiri oydu. Ama nedense Pereira ile ilgili yapılan her eleştiriyi spor kamuoyu 3 savunma eleştirisi zannediyor. 3 stoper eleştirisi zannediyor. 3 stoperle oynayabilirsin. Dün de Beşiktaş 3 stoperle oynadı önceki gün. Veya Avrupa Şampiyonası'nda birçok başarılı milli takım 3 stoperle oynadı. Şu an işte Atalanta'nın içinde bulunduğu, Barcelona'nın içinde bulunduğu birçok kulüp 3'lü savunma oynuyorlar. 3'lü savunma her şey değil. Futbol bunun üzerine okunabilecek kadar basit değil. Ama 3'lü savunma oynarsın. Almanya milli takımının Portekiz'e karşı yaptığı gibi Euro 2020'de kanat beklerin Kimmich ve Gosens hücumcu oynar. Hücumcu sayısı 7'ye çıkar. 3'lü savunma sana avantaja dönüşür. Ama Pereira döneminde böyle olmadı. Pereira döneminde hücumda kalabalıklaşılamadı. İkinci bölgede, üçüncü bölgede sayısız üstünlük sağlanamadı. Fenerbahçe atak sürekli sağlayamadı. Fenerbahçe hep topu paylaştı. Fenerbahçe büyük takım gibi oyun tonunu, oyun ritmini belirleyemedi. Bizim esas eleştirdiğimiz konu oydu. Ve şu andaki oyunla mesela Pereira onu kıyaslanarak deniliyor ki daha mı iyi oldu? Tamam da şu anda Fenerbahçe'nin tek direktörü yok. Yani şu andaki 4 maçla Pereira dönemi kıyaslanarak bir yargıya varılabilir mi? Önce Fenerbahçe'nin bir tek direktör getirmesi lazım ki sonra kıyaslama yapalım, öyle değil mi? Şu konu bir de kesinlikle haklısınız. Bir de şu var. Dönem dönem bu şey değişiyor. Yorum değişiyor. Bir dönem deniyor ki mesela Fenerbahçe'nin muazzam bir kadrosu var. Bir dönem deniyor ki ya Fenerbahçe'nin kadrosu aslında o kadar da iyi değil. Sonra tekrar bir dönem geliyor. Aslında Fenerbahçe'nin kadrosu muazzam. Sonra tekrar ya aslında Fenerbahçe'nin kadrosu dengeli değil. Birinci günden beri söylüyoruz. Fenerbahçe'nin derinlikli ve yetenekli bir kadrosu var. Net. Yani şu anda ligimizin kalbur üstü kadrolarından bir tanesi. Yani isim isim saymayalım.
Yani dün akşam sahadaki olan İrfan Can'ı vesairesi. Yani net kadrosu bir kadrosu var. Ben hiçbir şekilde bazı bölgeleri eksik olabilir oyuncu ama yetenek, beceri anlamında kötü bir kadrosu birinci günden beri olduğuna inanmıyorum. Bir defa onu netleştirelim. Katılır mısınız? Şimdi bunu nasıl ölçebiliriz? Buyurun. Katılırım ama nasıl bunun yanıtını verebiliriz? Yani bu subjektif bir konu mudur yoksa ete kemiğe büründürülebilir mi? Ben de o tarafından tutayım konuyu. Buyurun. Şimdi Fenerbahçe'nin elindeki oyuncularının mesela Serdar Dursun. Geçen sezonki performansı 25 gol. İkinci Bundesliga diyeceksiniz ama ikinci Bundesliga'nın seviyesi bizim ligimizden bir tık aşağı bir tık yukarı diyebilirsin ama çok çok farklı değil. Bana sorarsan bir tık yukarı bile olabilir ikinci Bundesliga'nın seviyesi. Makul. Valencia geçen sezon 11 gol yanılmıyorsam Fenerbahçe'nin en çok gol atan oyuncusuydu. Ekvator milli takımında düzenli oynamaya devam ediyor. Ve Ekvator milli takımından da mesela en son milli maç arasında 3 maçta 3 golle geldi. Halen çok iyi durumda. Berisha. Valencia sakatlanana kadar 3 kişiyle hücum eden Fenerbahçe'nin tek kişilik ordusu gibi değil miydi? Ve çok iyiydi. Eldeki oyuncuların standardı. Berisha, Salzburg'dan, Salzburg şu an Şampiyonlar Ligi gruptan çıktı. Salzburg'dan 20 küsür gol istatistiğiyle gelmiş. Aynen öyle. İrfan Can. Tartışmaya geçen sezonun ilk yarısında Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'le hat-trick yaptı. Avrupa'nın devlerinin dikkatini çekti. Çok yüksek vitesle geldi Fenerbahçe'ye. Pelkas geçen sezon gol artı asist istatistiğinde Fenerbahçe'nin lideriydi. Diego Rossi tamam MLS'in seviyesi tartışılır. Çok iyi bir istatistiğe geldi. Yine 20 gol artı asist seviyesiyle geldi. Mesut Özil güncel performansı çok yüksek değil doğru. CV'sine bakıyoruz. Onun CV'si güçlü. Ferdi süper form durumunda. Kariyerinde iyi form durumunda denebilir. Ve yukarı tırmanan bir grafik. Her şeye rağmen. Aynen öyle. Jose Sosa Fenerbahçe'ye gelirken bir önceki sezonki performansı yine iki haneli gol artı asist. Novak Fenerbahçe'ye 10 gol performansı da geldi bir bek olması rağmen. Salah ve Kim Min-jae şu anda herhalde standartlarını tartışmaya gerek yok. 130 milyon euro gösteriyor. Uluslararası değerleme kuruluşları Fenerbahçe'nin değerini ve Süper Lig'in maddi olarak en değerli takım olarak gösteriyor şu anda. Yani lider Trabzonspor'un ve Beşiktaş ve Galatasaray'ın önünde gösteriyor. Bu veriler ışığında, yani bunlar bilimsel veriler, bunlar bilgi. Bu datalar ışığında Fenerbahçe'nin kadrosunun iyi ol. Ha Mert Hakan'ı unuttum bu arada. Tabii. Mert Hakan da Sivas Spor'dan çok iyi sıssa geldi. A milli oyuncu olarak geldi. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosu bu veriler ışığında, yani bu subjektif bir değerlendirme değil. Objektif veriler ışığında. Aynen öyle. Fenerbahçe hemen önce yüksek verilerle geliyor oyuncu. Fenerbahçe'ye gelince doğaldır ki hemen düşmemesi lazım. Veya hemen düşüyorsa orada bir sorun olması lazım. Fenerbahçe'nin kadrosu gerçekten özellikle belli bölgeleri çok zengin. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Zaman zaman bunu dile getirmiştim. Kafası kocaman, kolları kısacık. Vücudu kocaman. Vücudu kocaman, bacakları upuzun bir canavar gibi. Bazı bölgeleri çok zengin, bazı bölgeler o kadar zengin değil diyebilirsin. Bunu kabul ederim. Mesela dün iki tane golünü Fenerbahçe'nin yediği iki tane golü aslında görüntüye verebiliriz. Dün bu ön plana çıktı. Şimdi ön taraf çok zengin mesela. Diego Rossi, Berisha, Mesut Özil, İrfan Can, Pelkas, Valencia, Serdar Dursun. O çok kalabalık. 7 oyuncu 3-4 tane sonra. Ama şu gole bak. Şu golde öncesinde, hemen öncesinde sol stoperle sol bek arasında yine koşu yapıyor Yunus Akgün. Novak'la Salah arasında koşu yapıyor. Geriye çıkarıyor. Gökalinler golü atıyor. İkinci gol yine Novak'la Salah arasında koşu. Şimdi Fenerbahçe'nin mesela çok zengin olmadığı bir yer bekler. Bek bölgesi çok zengin değil. İkinci konu da iki golde de yine kaleci. Ha şu anda şeye geldik. Birinci golün başına. Evet. Böylece göreceğiz bak. Orada Novak'la Salah arasında Yunus'un yaptığı koşuyu. Şimdi birinci golde de ikinci golde de sol stoperle sol bek arasında koşu var. Pierrot'sundan daha net bir şekilde göreceğiz. Hem Novak'la Salah arasında iki golde de oradaki koşulara bakalım. Bak şimdi. Novak'la Salah arasındaki mesafeye bak. Evet. Birbirlerine gösteriyorlar ve bırakıyorlar. Ve bu da aslında savunma dengesinin bozulmasına ve Gökhan'ın orada boş kalması sebep oluyor. Çünkü ön liberolar da oraya doğru hareketleniyor. Yunus'a doğru hareketleniyor. Bir de bunun az önce verdiğiniz gol oluş karşıdan Berke'nin yeri ve topun gittiği yer var. Top köşeye gitmiyor. Doğru. Top ortadan gidiyor. Berke'nin bulunduğu yerden gidiyor. Yani top köşeye gitse hani iki direğin birleştiği yere gitse anlayacağım. Çıkarılamaz bir top diyeceğim.
Ama top oraya gitmiyor. Top bayağı Berke'nin üzerine gidiyor. Berke önde, şimdi göreceğiz. Berke önde yakalandığı için bu gol oluyor. Bakın top nereye gidiyor? Top bayağı kalenin ortasına gidiyor. Evet ya. Evet, aynen öyle. İlk başta ben de gördüğümüz açıdan, pilottan seyrettiğimiz zaman vay dedim 90'a gitti. Sonra bu açıyı değil. Görünce değilmiş. Güzel bir gol ama yani öyle mükemmel bir şut değil yani. Olabilir yani, çıkarılabilir bir şutu. Berke çıkaramıyor. Şimdi ikinci gole bakalım. Teşekkür ederim arkadaşlara. Yine çok İkinci iyi bir şekilde goldeki herhalde. Hata biraz daha şey herhalde. Yine sol stoper, sol bek arasına atılan böyle Bu çok yine uzun. Piero baştan başladı. Yine çok uzun mesafeli bir top. Bayağı uzaydan gelen bir top yani. Bayağı yükseliyor top, aşağı iniyor. Yine sol stoper, sol bek arasına. Belhanda orta sahanın sağ Ceza iç sahasının oyuncusu. sol çaprazından geliyor. Evet. Orta bu sefer. Sol çaprazdan sağ çapraza doğru geliyor top. Zaten Fenerbahçe'nin sıkıntılı olduğu yerde Novak'la Salah'ın arasında olduğu yer. Bu Ha da Kaan'a verdi topu. şimdi galiba gelecek Kaan'dan Evet. değil mi? Bak. Novak aslında eşleşmiş. Kaan da bakmadan atıyor şeyi. Evet. Ortayı. Yani çok öyle süper savunma dengesini bozacak düzeyde, hani çaresiz bırakacak düzeyde bir top değil. Kötü bir gol. Yiyen açısından Yiyen açısından kötü. kötü bir Çünkü gol. Novak'la Salah arasında Atan Novak'ın açısından eşleşmesi lazım. beceri, Evet. yiyen açısından kötü bir gol. E şimdi bahsettiğiniz, ha bu arada kalecinin de yine çıkarılamaz bir top değil yani. Tamam, kaleciye kesebileceğin bir fatura diyemezsin. Daha çok Novak'a ve sol Salayı. savunmaya kesersin faturayı ama çıkarılamaz bir top değil. Şimdi gelelim bahsettiğiniz noktaya. Fenerbahçe'nin bazı, çok özür dilerim, bölgeleri çok zengin. Ön taraf mesela işte 3 pozisyon için, 4 pozisyon için 7 oyuncu var. Ama mesela bek pozisyonlarında, şimdi geçen sezon Emre Belözoğlu dönemine saracağım filmi. Sağ bekte Ozan Tufan'ı kullanıyordu Emre Belözoğlu son dönemde. Doğru. Çünkü ön taraftaki beşliği, Valencia'nın arkasındaki beşliği Sosa, Mert İrfan, Mesut Pelkas yapmıştı. Ozan'a yer kalmamıştı. Ozan'ı sağ bek kullanmaya başlamıştı. Alternatif de Gökhan Gönül. Şimdi sezon başında Ozan Tufan'la adeta, tabirim bağışlayın, teneke bağlanmak suretiyle yollar ayrıldı milli futbolcuyla. E şimdi Ozan Tufan orta saha rotasyonunda senin için seçenek olduğu gibi sağ bekte de rotasyon. Sen şimdi üçlü savunmaya çeviriyorsun takımı. Gökhan'la Caner'i istemiyorsun. Gökhan'la Caner'le yollar ayrılıyor. Ferdi ve Samuel yapıyorsun kanat beklerini. Ama hem kanat bek olarak Ferdi ile Samuel'in arkası boş. Yani çok güçlü değil alternatifleri. Nazım ve Novak. Hem de Ozan gibi değerli bir oyuncu, çok yönlü bir oyuncu İtibarsızlaştırmak suretiyle İngiltere'ye gidiyor, Premier Lig'e gidiyor, Premier Lig'de oynuyor. Yani orada kadro planlamasında şu an o tarafın iki kanat bekin veya iki bekin, dörtte oynarsan da iki bekin, oranın zayıf olması elindeki Ozan, Gökhan, Caner'e göndermenle ilgili biraz da. Çünkü elinde vardı. Kullanmazsın ama alternatif olarak birini ikisini tutabilirsin. Yani kadro planlaması anlamında da Pereira şu anki Fenerbahçe'ye bir bakıma seçeneklerini daraltmış oluyor. Ve bir başka altın çizeceğim oyuncu da Tiam. Bunun zaman zaman altını çizdim. Ne zaman altını çizdim özellikle? Avrupa Ligi'nde Valencia sakat. Serdar Dursun'u listeye yazmamış. Serdar Dursun niye listeye yazmadın arkadaş? Serdar Dursun birinci maçtan 3 gün sonra maça çıktı. Fenerbahçe ilk maçını oynadı. O da bir sakatlık yaşadı. Ama bir dakika. Fenerbahçe ilk maçını kimin önünde? Eintracht Frankfurt. Doğru. Tarihi ne? Yanılmıyorsam 11-12 Eylül filan. O maçın hafta sonunda Serdar maça çıktı. Sadece bir maç kaçırıyordu Serdar. Yani nasıl bir planlama ki bu? Valencia sakat. Serdar Dursun'u listeye yazmıyorsun. Sadece bir işe yakalıyorsun. Tiam'ı da tutmuyorsun. Tiam da gidiyor. Şu anda Süper Lig'de gol artı asist en yüksek oyuncu. En yüksek gol katısı olan oyuncu. Tiam da böyle performans veriyor. Senin oyuncundu, sattın. 1,5 milyon euroya mı sattı Fenerbahçe? Öyle bir şey yani. Yani planlamada da, kadro planlamasında da sıkıntılar vardı ve o sıkıntılar zaman geçtikçe kendini gösteriyor. Şu an mesela bek planlaması sıkıntı oldu. Ortada Avrupa Ligi'nde de santrfor planlaması sıkıntı oldu. Ön plana çıktı. Bu arada değerli izleyenler, İttifak Holding Konyaspor Başkanı Fatih Bey'e, Fatih Özgökçen'e de ulaşmaya çalıştık. Ancak Konyaspor yönetimi şu anda yönetim kurulu toplantısında, eğer vaktimiz içerisinde ulaşmayı başarabilirsek Fatih Bey'le de bir telefon bağlantısı yapmaya çalışacağız. Bir kez daha başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Şimdi Uğur Bey, Adana Demirspor
karşılaşmaya şöyle söyleyelim. Adana Demirspor Vincenzo Montella 2 Eylül 2020'de göreve geldi. O günden bugüne takımının başında 17 Süper Lig maçına çıktı. 17 Süper Lig maçında maç başına 1.82 ortalama yakalamış. Bu süre içerisinde yani 17 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyeti var Montella'nın. Göreve geldiğinde Adana Demirspor 3 maç oynamıştı. Vincenzo Montella göreve geldiğinde Adana Demirspor 3 maç oynamıştı. 2 beraberlik, 1 mağlubiyeti vardı. 2 puanla 15. sıradaydı Adana Demirspor. Aradan geçen 17 maçta ve kaç gol atmıştı bir saniye? Şuradan bakalım. 2 gol atmış. Kalesinde 3 gol görmüştü. İlk 3 maçı itibariyle. Adana Demirspor Vincenzo Montella ile 27 gol attı. 17 maçta kalesinde 20 gole müsaade etti. Vincenzo Montella ile beraber çok ciddi bir net, yani bu ülkeyi ilk defa tanıyan, kendi ülkesi dışında, İtalya dışında ilk defa çalışan bir teknik adam. Kısa bir İspanya macerası vardı sadece. Öyle, var mıydı? Sevilla. Ben atlamışım onu. Çok kısa. Dolayısıyla yurt dışında fazla çalışmamış diyelim. Evet. Tamamen yabancı bir kültüre gelip burada bu kadar hızlı bir şekilde adapte, yani maşallah diyelim özetle kısaca, ve bildiği doğruları daha iyi noktaya getirerek oyuncuların performansını her geçen gün daha yukarıya çekmeye çalışarak takımı çok iyi bir noktaya getirdi. Kesinlikle. Gerçekten. Kalecisinden şeyine kadar, santraforuna kadar. Özellikle orta alanda. Dün akşam herhalde Fenerbahçe'nin en çok sıkıntı yaşadığı yerlerden bir tanesi orta alandı, değil mi? İstanbul'u Gökhan, sonradan giren Sinan. Evet. Ciddi biçimde orta sahada üstünü kurdular Fenerbahçe, ki enteresandır. Vargas'ı da sayabilirsiniz oraya. Kanatta oynuyor ama. Vargas ve Yunus'u da katabilirsiniz. Tabii. Onlar da devamlı. Enteresandır. Fenerbahçe'nin de en güçlü olduğu yer diye bahsediyoruz orada. Evet. Ve dün de 3 orta sahaya çıktı. Yani Sosa, Zaitz, Mert'i bir arada kullandı. Mert sağ iç, Zaitz sol iç. Sosa 6 numara gibi kullandı. Yani zaman zaman, çünkü Fenerbahçe 2 orta sahayla da çıkıyor. 3 orta sahayla çıktı. Yani kalabalık da çıktı. Buna rağmen orta sahanın patronunu ele geçiremedi. Tabii dediğim gibi yine burada ilk 45 ile ikinci 45'i ayrı değerlendirmek lazım. Aslında ilk 45'te Fenerbahçe'nin orta saha performansı çok kötü değildi. Mert'in girdiği bir tane gol pozisyonu var. Evet. İrfan'la iyi pas trafikleri var. İrfan direkten dönen topu var. Bir tane ilk yarıda. Mert'in Valencia'nın topuğuna yine buluşturduğu bir tane pozisyon var. Fenerbahçe orta sahasının aslında ilk yarıdaki performansı fena değil, ama ikinci yarıyla beraber, o kırılmayla beraber, hemen o ikinci taraf, yarının başında gelen golle, gol, tribünlerin humurdanmaya başlaması, saha içinde Fenerbahçelilerin panik kararlar vermeye, acele hücum etmeye çalışması, şu etki, top kayıplarının sayısının artması. Şu etki etmiş olabilir mi? Basit, kötü bir gol yedi Fenerbahçe. Evet. Yani bu ekstra bir endişeye sevk etmiş olabilir mi sahadaki oyuncuları? Paniğe sevk etmiş olabilir mi? Yani bu kadar kolay gol yememeliyiz şeklinde. Olabilir, ama dakika daha 46. Ya maçın ikinci yarının başı. Evet. Daha koca bir koskoca devre bir devre var önünde. Koskoca bir devre varsa tabii bu büyük ihtimalle lider eksikliğiyle ilgili. Oyuncu anlamda. Kırılganlıkla ilgili. Hem oyuncu hem teknik kadro. Fenerbahçe bu anlamda şu anda hani sezonun en kötü dönemini geçiriyor. Muhtemelen o dakikada Adana Demirspor 2-1 geriye düşseydi, 46-2-1 geriye düşseydi böyle kırılmayacaktı. Çünkü Adana Demirspor'un sahaya hakim, oyuncu grubuna hakim bir tek direktörü ve şu anda soğukkanlı bir oyuncu grubu var. Ama Fenerbahçe çok kolay kırılıyor. Fenerbahçe'nin bu kırılmayı halletmesi için bir milli maç arası da olacak. Bir maç kaldı galiba milli maç arasından önce, değil mi? Yok, iki maç kaldı. Hafta içi, hafta sonu. Önümüzdeki hafta çift mesai, çift maç mesaisi var. Hatta o zaman üç maç mı? Hala tabii bayağı müsabaka var. Bu hafta oynanacak. Bu cumartesi, pazar. Sonra hafta içi var. Ondan sonra bir cumartesi, pazar daha. Üç müsabaka var. Üç maç var, evet. Üç müsabaka sonra milli maç arasına girilecek. 21-22-23 ciddi bir süre. Beraber oynanacak yani. Evet. Ali Koç 1-2 hafta telaffuz etti ya. Evet. Okuyacağız birazdan. O 1-2 hafta telaffuzuna bakarsam milli maç arasında şu anda onu 13 günü var. Bir bakıma orayı işaretmiş oluyor. Eğer 2 hafta sürerse bir bakıma orayı işaretmiş oluyor. Yani Fenerbahçe'nin bir liderliğe ihtiyacı var. Çünkü Fenerbahçe'de şu anda görünen problemi çok kısa özetlemek gerekirse başıboşluk. Bir başı kesilmiş tavuk görüntüsü saha içindeki futbolcuların, hedefini yönünü bilmeden ritimsiz, koordinasyon eksikliğiyle koşuyor görüntüsü.
Belhan da dün Adana Demirspor orta sahasında iyi bir performans gösterdi. Genelde oyuncunun performansı anlamında sezonun geride bıraktığımız bölümünde çok fazla bu ifadeyi kullanamadık. Ama dün akşam iyilerden bir tanesiydi. Matias Vargas solda, Yunus sağdaki içeriye evrilerek de oynuyorlar. Onların performansı Gökhan ve Stambouli. Stambouli sezonun başından beri ön libero'da, savunmanın önünde, orta sahada orayı süpüren, hiç durmayan, her yere basmaya çalışan, kontrol ettiği alan geniş olsa dahi bundan vazgeçmeyen, Dinamo diyebileceğimiz, Dinamo görevini üstlenen oyunculardan bir tanesi Adana Demirspor içerisinde. Savunma hattı, Svensson mı acaba, dün akşamki penaltı pozisyonundan bahsetmiyorum ama genele baktığınız zaman Svensson'un biraz, ya da haksızlık etmeyelim, savunma hattı herhalde takımın en az eleştirilecek taraflarından bir tanesidir diyebiliriz. Çok değil isimli değil savunma hattı ama evet. Bu Montella'nın tek direktör başarısını gösterir. Yani bugün Svensson, Tayyip Samet Kağan'ı sezon başı diyorum, şu anda değil, sezon başında başka bir takıma teklif etsen dudak bükebilirlerdi bu savunma dörtlüsüne. Veya işte zaman zaman burada Simon Deli oluyor, zaman zaman Resul Solbek oynuyor. O grubu teklif etsen başka bir takıma dudak bükebilirlerdi ama gösterdiği performans olağanüstü. Yani çok bütüncül oynamayı beceriyorlar. Onu söyleyecektim, sadece savunma değil. Ön tarafı farklı ama. Adana Demir'in arka tarafı ile ön tarafı farklı. Ön tarafı mesela İngiltere kariyeri olan Gökhan. Yine Premier Lig kariyeri olan Stambouli. İşte Fransa Lig 1 kariyeri olan Belhanda. İngiltere'den gelen Asambolanga. İşte uluslararası bir oyuncu olan Balotelli. Uluslararası bir oyuncu olan Vargas. Bunlara baktığın zaman bunlarla ilgili sorun onları burada oynamaya ikna etmek. Onları bir grup disiplini içinde çalışmaya ikna etmek. Onları iyi hissettirmek. Arka tarafta görevi farklı Montella'nın. Orada çok isimli oyuncuları yok. Orada bir taktiksel disipline ihtiyacı var. Orada bir grup hareketine ihtiyacı var. Orada bireyler üstü bir mesele var, problem var. Onu çözüyor arka tarafta öncelikle. Ön tarafa baktığın zaman iyi bireyler var. İyi CV'ler var. Kendini yıldız hisseden oyuncular var. Onlara da yıldız olmadıklarını, bu işin bir takım sporu olduğunu, bir arada oynamada gerektiğini ikna eden ve bunu bir grup disiplinine sokan bir Montella var. İki ayrı problem çözüyor Montella'yı bakıma. Savunmada başka problem, hücumda başka problem çözüyor. Gerçekten ligin şu ana kadar en etkileyici teknik adam performanslarından biri. Uğur Bey, kendi yazımı okuyamadım ama sanıyorum 85. dakikada şöyle bir not düşmüşüm. Adana Demirspor sadece bildiğini oynayarak Fenerbahçe karşısında maçı 2-1 önde götürüyor. Hani ekstra zorlanmadan. Evet, ihtiyaç olmadı. Hele o ekstra zorlanmadan ya da bir ekstra yapmadan, sadece bildiğini oynayarak ve bunu kolay yaparak sonuca ulaştı dün. Bunun için de yani galibiyet için Adana Demirspor'u tebrik edelim. Doğru bildiği oyunu sahaya yansıtmayı başardı. Bunu Fenerbahçe'ye özellikle ikinci yarının başında gelen golle kabul ettirdi. Ve puanını 32 yaptı değil mi? 33. 33 yaparak. Tabii Medipol Başakşehir 32 puanda, 33 yaparak Konyaspor'un ardına yerleşti. Yanlış mı söylüyorum? Adana Demir doğru, 33 ha. Puan doğru ama Başakşehir 34. Ha, bir yani üstte. Adana Demir 4. Özür diliyorum, düzeltiyorum. 4. sırada Adana Demirspor. Kesinlikle öyle. Ekstra performans göstermelerine lüzum olmadı. Çünkü Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda çok bağlantı problemi yaşayan, bloklar arası tekrar kopukluk yaşamaya başlayan, organizasyondan uzak, birey birey hani tribün protestosundan kaçmaya çalışan sporcular maalesef. Öyle bir hüviyete büründü. Ha, bu noktada şunu söyleyebilirsin. Tribünlerin protestosu doğru mu? Yani küfretmedikleri sürece, hakaret etmedikleri sürece, ben taraftarların hani ıslıktı, mendili sallamaydı, bu protestolarına rahatsız olmuyorum. Yani sporcuların performanslarını sahaya koymaya devam edebilmeleri lazım. Yani ben genel kamuoyundan farklı düşünüyorum bu konuda. Mesela deniliyor ki, okuyorum, İspanya'da öyle diyorlar, İngiltere'de de öyle diyorlar. Yani maç sırasında protesto etmeyin diyorlar. Sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil bu. İşte futbolcuların morali, motivasyonu düşüyor diyorlar. Ama bana sorarsan, tribüne geliyorsun, iyi bir seyir izlemek istiyorsun. Maddi manevi fedakarlık yapıyorsun, para ödüyorsun, vakit harcıyorsun orada. Sonra iyi bir şey izlemiyorsun. İyi bir şey izlemediğinde taraftar da hakaret etmeden, küfretmeden bir şekilde tepkisini gösterebilir diye düşünüyorum. Yani bu anayasalık gibi geliyor bana. Yani bununla ilgili şikayet edemiyorum. Yapan yapıyor zaten. O evet. Bir şey tarafı düşmemeli ama yani sporcular.
Valla bana çok kolaymış gibi gelmiyor düşmemek. Kolay değil ama düşmemeler. Yani bahsettiğiniz olgunluk çok farklı bir olgunluk. En tecrübeli oyuncu bile sahada zannetmiyorum ki olumsuz etkilenmesin. O yüzden benim fikrim de maç sonrasında devre arasında gümbür gümbür istediğiniz gibi. Ama maç oynanırken yani bir yapacaksa bile eli ayağı titriyordur insanın. Kolay değil. Binlerce seyirci önünde hepsi hep birazdan bağırıyor. Ortalık yıkılıyor. Hiç kolay değil. Hiç kolay değil. Benim naçizane fikrim tabii ki taraftarın görüşüdür. Nerede ne zaman ne yapacağını söylemek mümkün değil ama söylediğiniz gibi küfür etmeden, küfür olmadan bence oyun oynandığı esnada yapmamak daha makul. Devre arasında, maç sonunda. Mükemmel bir dünyada evet ama. Böylesi daha makul. Dünyada mükemmel değil. Uğur Bey, maçla ilgili teknik olarak, taktik olarak eklemek istediğiniz pozisyonlarınız var mı? Çünkü şeye geçeceğim, hoca konusuna geçeceğim hızlıca gazetelerden. Lütfen, geçebiliriz. Peki. Şimdi değerli izleyenler nereden geliyor? Hürriyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Hoca 1-2 hafta daha sürebilir. Az önce Uğur Melike'nin söylediği gibi muhtemelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç milli maç arasına, ay sonundaki milli maç arasına işaret ediyor. Covid testim dün negatife döndü. Yarın yurt dışı seyahatlerime başlıyorum. Kimsenin sorgulamayacağı hoca hedefi varsa bugünden yarına olmuyor. Zoom'la, telefonla bitecek iş değil. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor sözlerini başlık ve başlık altında görmüş gazete. Şöyle devam ediyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç yeni teknik adam için bugün görüşmelerin başlangıcını vereceklerini söyledi. Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Ali Koç, Trabzonspor maçında kırılma yaşadıklarını ve takım olmayı beceremediklerini belirtirken şöyle devam etti. Covid testim dün negatife döndü. Yurt dışı seyahatlerime başlıyorum. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir. Bazı kalibredeki isimler sezon ortası gelmek istemiyor. Haziranda çalışacak olan hocanın bu dönemde de rehberlik etmesi gerekiyor. En uygun model şu an kafamızdaki isimlerden biriyle anlaşıp Haziran'a kadar takımı hazırlaması. Bir takım teknik direktörün ayrılığının son gününe kadar hoca aramaz. Ben hocamız takımın başında olduğunda başka bir hocayla görüşmem. Bizim yoğurt yiyişimiz böyle. Kimsenin sorgulamayacağı hoca hedefi varsa bugünden yarına olmuyor. Zoom'la, telefonla bitecek iş değil, prensipte anlaşır, yüz yüze görüşürüz. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor. Sözlerini aktarmış Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hemen hemen her fırsatta göreve hazır olduğunu belirten Yılmaz Vural iddialarına ise Yılmaz Hoca'yı çok severim, çok iyi bir Fenerbahçelidir şeklinde yanıt verdi. Sarı Lacivertlilerin Başkanı Ali Koç ayrıca, Ali Koç bırak git hashtag'i var. Bunların hepsini inceliyoruz. %49.7'si Norveç'ten bot hesap. Bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış demiş Ali Bey esprili bir yanıtla. Şuradan bakalım. Ali Koç dünkü sohbette Pereira tercihini de savundu. Ben yine de getirdiğimiz hocanın iyi bir hoca olduğuna inanıyorum. Fakat şartlar öyle bir noktaya geldi ki değişime gitmek zorunda kaldık sözleri aktarılmış. Son başlığımız Fenerbahçe'ye hayır denmez. Milliyet gazetesinden geldi ekranlarınıza. Adı Fenerbahçe ile geçen Slaven Bilic ilk kez konuştu. Gerçekçi konuşuyorum. Fenerbahçe gibi bir kulübe hayır denmez. Kimse hayır diyemez ifadelerini kullandı. Bakayım detayı, ayrıntısı. Hırvatistan'da yayın yapan bir internet sitesine özel röportaj vermiş Slaven Bilic. Gerçekçi konuşuyorum. Fenerbahçe gibi bir kulübe kimse hayır diyemez. Fenerbahçe sizi aradığında hayır demek kolay değil. Türkiye'deki futbol ortamını seviyorum. Bu tip bir teklif her zaman gerçekleşmez. Ama bir süredir ailemden uzaktım. Çin'de çalıştığım için uzun seyahatler oluyordu. Şimdi hayatımda bir denge kurmaya çabalıyorum. Aileme yakın olmak istiyorum. Fakat böylesi bir ortamda bile gelecek bir teklifi kabul edebilirim demiş Slaven Bilic. Haziran ayında Fenerbahçe ile görüştük ve her konuda anlaşmaya vardım. Ama Çin'de Beijing Guoan Kulübü Başkanı ayrılmamı kabul etmedi. Yani geçen sezon sonunda bu biz aslında görüşüp anlaşmıştık demiş Slaven Bilic. Pereira gelmeden önce
Polonya milli takımı için de adı geçen Slaven Bilic için flaş bir iddia geldi. Polonya basınında yer alan haberlerde Bilic'in Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağı öne sürüldü. Hatta Polonya milli takımının teknik direktörlüğü için tek aday olarak Adam Nawalka'nın kaldığı vurgulandı. Bunun yanında Polonya basınındaki bazı kanallar da Polonya Futbol Federasyonu'nun Bilic'den vazgeçmediğini dile getirdi. Yani Polonya basınında da Slaven Bilic'in Fenerbahçe ile anlaştığı ya da anlaşmaya çok yakın olduğu iddiaları yer bulmuş. Söylediğiniz gibi muhtemelen Fenerbahçe Kulübü Başkanı milli maç arasını işaret ediyor teknik direktör konusunda. Bir iki hafta muhtemelen, yani bu kadar iddia, birçok isim yazıldı, çizildi. Dün itibariyle iki isme, Joachim Löw'le Slaven Bilic'e en azından gazetelerde indirgenmiş olduğunu gördük. Sayının ikiye düşmüş, daha fazlaydı. Dört isim, beş isim vesaire sayılıyordu. İkiye düşmüş olduğunu gördük. Tahmin etmiyorum ki, benim kanaatim anlaşmanın ya da görüşmelerin yapıldığı kısa bir süre içerisinde de bunların nihayete ereceği şeklinde. Açıklaması Slaven Bilic'le da şeyde yazın olacak. Anlaşmışlar. Bir de öyle bir iddia var. Milli maç arasında olacak muhtemelen açıklaması. Hırvat basınında, daha doğrusu Bilic'in ağzına aktarılan bir iddia. Bir internet sitesine konuşmuş. Evet, yazın Fenerbahçe ile anlaştı. O zaman herhalde şu anda da gündemindeki tek, Fenerbahçe'nin gündemindeki tek direktörlerden birinin Bilic olduğunu tahmin etmek mümkün. Aynen öyle. Herhalde öyle. O yüzden dedim yani büyük ihtimalle milli maç arasında, yani tahmin ediyorum tamamen, muhtemelen görüşülmüş bir noktaya gelmiştir. Çünkü buradan ailesinin yanına gidip gelmesi Çin'deki gibi değil elbette Slaven Bilic'in. Burayı tanıyan, bilen bir isim. Yabancı bir isim değil. Kesinlikle. Rahatlıkla gidip gelebilir. Zaman zaman ailesi de buraya gelebilir eskiden olduğu gibi. Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde. Dolayısıyla her iki taraf için de olur olmaz ayrı konu. Makul görünüyor. Hocanın söylediği geçen sezon aslında bittikten sonra biz anlaşmıştık sözlerine istinaden. Her iki taraf için de makul görünen bir öneri ama elbette yönetim görüşmelerini yapacaktır. Ona göre bir sonuç çıkacaktır. Tahmin ediyoruz kuvvetle muhtemel milli maç arasında yeni öyle isim görünüyor. Açıklanacaktır. Takımın buna ihtiyacı var. Dün akşam o net bir şekilde görüldü herhalde. Şimdi şöyle düşünelim. Zeki Murat Göle Hoca pek etkisini hissettiremedi. Kıyaslamak anlamında değil. Sadece bir şey yaparak, örnek vererek söylemeye çalıştığımı anlatabilmek anlamında Önder Karaveli'nin Beşiktaş'ta yaptığını Zeki Murat Göle Hoca Fenerbahçe'de yapamadı. Bence doğru bir kıyaslama bu. O kıyaslama yapılabilir. Çünkü aynen Karaveli'de anlatabilmek adına teknik ekipte var olan, daha önce A takım çalışma tecrübesi bulunmayan, kamuoyunun çok fazla tanımadığı, işte o da 46-47 yaşında galiba, Göle de 42 yaşında. Hani birinci adamlık olarak en ciddi deneyimleri olan iki tek direktör kıyaslanabilir. Karaveli biraz daha kimliğini yansıttı göreve geldikten sonra. Biraz daha liderlik vasıfları gösterdi. Basın toplantılarında söyledikleriyle kamuoyunun genelinin kalbini kazandı. Etkiledi. Demek ki soyunma odasına oyuncuların kalbini kazandı. Öyle hissediliyor. Ve özellikle Pjanić, Gezzal'ı birbirinden ayırarak, yerlerini değiştirerek, Josef de Souza. Biz o zaman şunu konuşmuştuk. Pjanić ve Gezzal'ı birbirinden ayırarak, uzaklaştırarak yetenekleri daha ayrı alanlarda kullanmayı başardı diye buna Josef de Souza'yı da eklemek lazım. Evet. Bir değil, iki değil, üç tane kazanım oldu. Bu da taktiksel boyutu. Evet. Hani İlk maçta yaptı bunu. Bir mental boyutu var. Kamuoyunun kalbini kazandı. Belli ki futbolcuların da kalbini kazanmış. Mental boyutu. Bir de taktiksel boyutu var. Taktiksel olarak da Pjanić'i 6 numara rolünü alması, Josef'i 8 numaraya alması, iki oyuncunun da veriminin artması. Aynı zamanda hepsini altını çizin. İşte Pjanić'i 6 numaraya gelince Gezzal'le arasındaki mesafe arttı. Beşiktaş'ın iki ayrı oyun merkezi oluştu. Sadece sağdan değil aynı zamanda merkezden de kurabilen, sağ ve sağ örebilen oynuyordu bir Beşiktaş. Hatırlayın, evet. Ortalama pozisyonlar hep üst üste biniyordu. Pjanić sağ iç oynadı Pjanić'te özellikle. Kesin. Beşiktaş'ta 4-1-4-1 oynadığı için genelde Pjanić özellikle sağ iç oynadığında sağ kanat Gezzal'le çok yakın oluyordu rolleri ve dediğiniz gibi ortalama pozisyonları üst üste binebiliyordu ama Pjanić 6 numaraya kayınca otomatik olarak mesafe oluştu. Evet. Sağ kanat Gezzal'le ve iki oyun merkezi gibi oluştu. Bunun yanına da geldi Serdar Saatçı hemen oynattı. Serdar Saatçı rotasyonu. Rıdvan. Montero'yu as oyuncu yaptı. Rıdvan'ı as oyuncu yaptı. Rıdvan artık bu müsabakaya kadar hani otomatik olarak gözü kapalı 11'de oynuyordu. Güven'den bir verim alındı. Güven rotasyona katıldı. Çok doğru. Üzerine şimdi Emirhan İlkan gibi acayip heyecan verici bir çocuk çıktı. Bir de işin o boyutu var. Karaveli'nin
dokunuşu. Beşiktaş'taki dokunuşu, bu 6-7 maçlık dokunuşu. Evet, Zeki Murat Göl'e 4 maç oldu. Belki o kadar dokunabileceği alan yoktu ama ne hissettirdi bize? Bir tek direktör dokunuşu hissettirdi mi? Çok fazla hissedemedik, itiraf etmek gerekirse. Var mı Uğur Bey, dün akşamki karşılaşma Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ile ilgili ya da teknik direktör konusuyla alakalı? Ha, belki son olarak şunu söylemek lazım. Demin Vincenzo Montella hocadan bahsederken ne kadar, 2 Eylül'de geldi dedik değil mi? Kaç ay olmuş? 17 maç. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 4-4,5 ay. 4,5 ayda takımı bir yerden alıp bir yere çıkarmış. Müthiş. Yani o da imzasını net bir şekilde atmış. Bir de büyük maç performanslarına bakarsan çok olağanüstü 8'li 9'lu kurguyla kapanmadılar. Büyük maç performanslarını topu paylaştılar. Beşiktaş'ta zaten 3-3 berabere kaldılar. Galatasaray'a karşı gösterdiği performans gayet etkileyici performanstı. Trabzonspor'a karşı etkileyici oynadılar kaybetmene rağmen. Fenerbahçe'ye karşı ikinci yarı domine ettiler. Yani Montella Adana Demirspor'u klasik bir kapan ve koş kontratak takımı gibi yönetmedi büyüklere karşı. Zaten oyuncu profili de buna çok fazla müsait. Oynayabilir. Oynayabilir ama topla oynamak isteyen oyuncuları var. Oyuncu tercihlerini de öyle yapıyor. Evet. Tercihlerini öyle yapmazsın mesela. Hani bu maçlara farklı tercihlere çıkarsın. Koşucu oyuncu tercih edersin. Öyle de yapmıyor, hayır. Yetenekli oyuncuyu yine maksimum sahada barındırıyor. Topa sahip olduğunda da topu kıran değil, topu kullanan, topa anlam katan oyuncularla sahaya çıkıyor. O açıdan da bir büyük takım performansı Montella'nın yaptı. İlhan Palut için söylüyoruz ya, İlhan Palut da çünkü büyük maçlarda Konyaspor büyük takım gibi yönetti. Benzer cümleleri Montella içine kurabiliriz. Tebrik edelim Montella'yı. Az önce bahsettiğimiz dinamiklerden dolayı Türkiye'ye geldi. Kısa sürede takımını kazandı. Hem takımı, hem hocayı, hem de yönetimi tebrik edelim. Kısa süredeki bu şeyden dolayı, grafikten dolayı. O zaman bir araya gidelim. Değerli izleyenler, aranın ardından neyle devam edeceğiz? Uğur Bey, pozisyonlarımız vardı. Onları artık arayı anons ettim. Sonrasına bakalım. İsterseniz. Aradan sonra dün akşamki maçtan birkaç pozisyonumuz var. Onları paylaşacağız efendim sizlerle. Değerli izleyenler, Fenerbahçe Adana Demirspor maçından birkaç pozisyonumuz vardı sizlerle paylaşmak istediğimiz. Şimdi onları getireceğiz ekranlarınıza. Öncelikle sevgili reji, 9 numaralı pozisyon, yani dakika 27. Svensson'un Valencia'ya müdahalesi sonucu Fenerbahçe penaltı kazandı. İrfan Can'ın. Valencia içeride, Svensson'la eşleşti. Orta görerek atıyor. Yine İrfanca yükselmeye çalışıyor. Svensson'un elini omzunda, şuradan devam, şurada sol elini, şu gördünüz mü? O çekmeden dolayı. Yalnız bundan sonra oyunu devam ettirdi hakem Halil Umut Meler. Filip Novak arkada topla buluştu. Üstten dışarıya vurdu. Yani muhtemelen gol olmasını bekledi herhalde hoca. Ondan sonra penaltıyı verdi. Yani avantajı oynattı mı? Öyle oldu değil mi? Öyle mi cereyan etti? Ben de görmeye çalışmışım. Bir önceki vurdu, açıda görünüyordu, sonra kesildi. Önce oynattı, ondan sonra hakemin jest ve mimiklerini görmeye direkt çalıştım. Direkt penaltıyı işaret etti. Burada görebiliriz belki. Şimdi Samuel'e verecek. Ben size net söyleyeyim, aynen öyle şey oldu. Bak şimdi devam diyor. Dışarı gidince evet öyle olmuş. Penaltıyı veriyor. Öyle olmuş. Sonra da gösteriyor Svensson'u. Bu temas peki faul için yeterli bir temas mı? Dün akşam trio sanırım tartışma o. Biraz programında hafif mi kaldı? Biraz hafif kaldığı değerlendirildi. Evet, temas var, temas yok değil. Ancak düşüş için hafif kaldığı değerlendirildi. Anladım. Hakem yeterli bulduğu için video hakemde konuştu muhtemelen. Hakem dedi ki ben çekmeyi gördüm. Faul için yeterli buldum. Bu durumda video hakemin müdahale edemeyeceği bir an o. Peki o zaman size antites. Bir sonraki pozisyona geçelim. 11 numaralı pozisyon dakika 30.
Burada Kim Min-jae ile Ason Balonga mücadelesi var. Şu şimdi kale arkası şuradan daha net gördünüz mü? Evet. Burada da bir itme var. Şimdi bu sefer de sağ eliyle. Bu sefer de şey diyor ki Adana Demirspor, deminkindeki şiddetle bu farklı mı? İkisi de hafif bana sorarsan. İkisi de hafif değil mi? Yani şurada bu itme penaltıya sebebiyet verecek. Ona veriyorsan buna da ver diyorlar değil mi? Ben ya yani bilmiyorum, bu itme bence şu itme Kim Min-jae'nin penaltıya sebebiyet verecek bir itme değil gibi görünüyor. Ama bence. Diğer tarafta Valencia'nın itilişine verince değil mi? O zaman onu da, ikisini kıyaslıyorlar evet. Haklı olarak. Anlıyorum. Maalesef böyle bir bazen standartsızlık oluşuyor Türk futbolunda. Ali Notmeler de burada bir standartsızlığa maalesef sebep olmuş. Bir de dakika 44 yani pozisyon 14. Burada da yine bir ceza sahası içerisinde şey göreceğiz. Müdahale Valencia var. Samet'le bu kez. Yine bir temas var ama. Eli yüze geliyor değil mi? Şuradan bakın. Şurada. Şurada bakın. Diğerlerinden ziyade bir Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon, bir Adana Demirspor'un beklediği pozisyon. O ikisinden ziyade sanki bu daha fazla bir daha temas. Fazla penaltıya yakın bu pozisyon gibi göründü. Bunu sanırım Ali Umut Meler kaçırdı. Karmaşıktı orası. İki oyuncunun arkasında kaldı. Evet, üç oyuncu arasındaydı. Video hakemde demek ki müdahale edebilecek bariz ve netlikte bulmadı. Onu da anlıyorum. Çünkü video hakeme de diyorsun ki net ve barizse davet et. O da o net ve bariz tanımında bulmadı bunu. Hakem yakalarsa, verirse saygı duyarsın. Hakem yakalayamadı. Video hakem de çağırmadı. Orası doğal. Peki dün Adana Demirspor'un ikinci golünden sonra az önce gazeteden de okuduk. Belhanda bir ağlama işareti yaptı tribünlere golden sonra. Mert Hakan çok sinirlendi. Evet. Peşinden koştu. Hemen araya girdiler, ayırdılar. Sonra sarı kart gösterdi hakem her iki oyuncuya da. Akıllara şey geldi doğal olarak. Ömer çok uzattı Belhanda ama. Ömer Ali'nin sarı kartı evet. Gol sevincinden dolayı hani tribünleri galeyana getirme doğrultusunda. Ama sanki Ömer Ali'nin pozisyonuyla pek alakalı değil. O sadece o bu kadar uzun sürmedi birincisi. Bence en önemli fark o. İkincisi süre. Şey fark eder mi? Sonuçta Fenerbahçe Galatasaray ya da Galatasaray Fenerbahçe rekabetine göndermede bulunuyor. Ama hakem bilemez. Hakem böyle bir yorum yapamayabilir. Ama Belhanda çok uzattı. Önce avut çizgisinin oradaydı evet. İlk hareketi yaptığında. Sonra taç çizgisine paralel devam etti. Yani hareketlerini sürdürdü. Süreklilik var. Buradaki sarı kart doğal. Ben Ömer'inkini de ağır bulmuştum. Dün konuştuk zaten. Bu da Ömer'in dün evet. Hatta ekstra son pozisyon olarak konuşmuştuk. Hatırlıyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Burada bir şey olacak. Faul şurada ayağına bastı Efecan'la. Oynattı. Atak başlangıç fazı orası. Topu kazandı. Ve bu pozisyon golle sonuçlanacak. Sonra gidiyor. Aslında çok uzun sürmüyor. Bir sus işareti yapıyor. Dönüyor, devam ediyor. Yani çok çok uzatmıyor bana sorarsan. Bilmiyorum. Buradaki sarı kart bana biraz ağır geldi. Neyse sonuçta hepsi sarı kartla. Belhanda'nın sarı kartı haklı. Bayağı uzattı. Süre olarak çok uzun ama Ömer'inki sanki biraz bana ağır geldi. Bir pozisyonda 90 artı birinci dakikadan. Bu da gözden kaçtı tahmin ediyorum. Ason Balonga ile Ason Balonga ile Sosa'nın mücadelesinde şurada baldırına tabanla basıyor. Burada herhangi bir şey çıkmadı. Kart vesaire çıkmadı. Kırmızı olabilir miydi? Şiddetini yorumlamak lazım. Ama hakem kaçırabilir. Garanti mi diyorsunuz?
hakem kaçırabilir. Video hakem de sadece hakem yakalasaydı evet hakem yorumunu yapardı ama hakem kaçırmış. Video hakem de sadece kırmızı kart şüphesinde davet eder. Video hakem de bu şiddeti yorumlaması lazım. Hani bu şiddeti yaralayıcı bulması lazım ki davet etsin. Bayağı sınırda. Bayağı yani sınırda. Çok net bir yorum yapamıyorum. Sınırda davet etseydi de saygı duyardım. Video hakem davet etseydi gel bir izle deseydi de saygı duyardım. Bayağı sınırda. Pozisyonlarımız bu kadar. O zaman şimdi değerli izleyenler ve sevgili Uğur Meleke nereye gidiyoruz? Şimdi Galatasaray'a gidiyoruz. Galatasaray'dan. İlk olarak ekranlarınıza Hürriyet gazetesi geliyor. Değerli izleyenler başlığımız önce mobbing uyguladınız sonra bir iki hata yaptınız şimdi ayıp ediyorsunuz. Hürriyet Galatasaray'da bir devri resmen sona erdiren Burak Elmas Fatih Terim zirvesinde konuşulanları açıklıyor. Fatih Terim tazminatınız neyse ödeyeceğiz diyen Burak Elmas'a işte bu sözlerle çıkıştı. 2021 Temmuz'unda 3 yıllık sözleşme imzalayıp gençleşme projesini hayata geçiren Fatih Terim, Burak Elmas ikilisinin NEF stadındaki ayrılık toplantısı sadece 15 dakika sürdü. Burak Elmas, hocam gidişattan memnun değilim derken Fatih Terim 29 Aralık'tan bu yana yaşananlara dikkat çekip bu işin böyle olacağı 10 gündür belliydi sözleriyle tepki gösterdi. Sağ tarafta ayrılık ateşi 29 Aralık'ta yakılmıştı. Ve bu ateşin nasıl yakıldığını işte bir ekibini değiştir tavsiyesi, beklentisi geldi. Hanedar pasifize edildi, Şükranedar pasifize edildi. Tüm yetki Burak Elmas'ta 3. madde, 4. madde ara transfer şoku yani bütçemiz yok cevabı Fatih Terim'e. Fatih Hoca'ya yöneticilik teklifi getirilmesi, Işıtan Güne görev verilmesi ve Başkan Burak Elmas'ın Pep Guardiola ile görüşmesi işte bunlar ayrılık ateşinin yakıldı denmesine sebebiyet veren gelişmelerdi Galatasaray'da diye özetlemiş Hürriyet gazetesi. Şöyle devam ediyor. Galatasaray'da Fatih Terim'le yollar resmen ayrıldı. Fatih Terim'in önceki gün Giresun maçı sonrasında samimi olun mesajı göndermesi ve istifa etmeyeceğini yinelemesi yönetimde rahatsızlık yarattı. Pazar gecesi yapılan yönetim kurulu toplantısında yöneticilerin bu tablodan son derece mutsuzuz ve umutsuzuz dedikleri belirtiliyor. Fatih Terim konusundaki kararı Başkan Burak Elmas'a bırakıyor yönetim kurulu. Özür dilerim. Burak Elmas da Fatih Terim'den sabaha bir randevu istiyor NEF stadında. Başkan Burak Elmas ayrılık kararını teknik olarak bir değişiklik yapma kararı aldım sözleriyle deklare etmiş Fatih Terim'e. Sportif AŞ'ye başkan ol artık saha kenarında olma teklifi yapılmış. Ayrılık kararına sözlü olarak tebliğ eden Burak Elmas daha sonra Fatih Terim'in Galatasaray Kulübü'yle 2,5 yıl daha sözleşmesi olmasına gönderme yapıp şöyle devam etti. Hocam 2,5 yıllık mukavelenizde yer alan tazminatı son kuruşuna kadar ödeyeceğiz aklınızda kalmasın. Fatih Terim Galatasaray Divan Kurulu üyesi olduğunu hatırlatıp şöyle çıkıştı demiş gazete. Bana 10 gün mobbing uyguladınız. Birkaç hata yaptınız ama şimdi ayıp ediyorsunuz. İş artık ayıp boyutuna geldi. Ben Galatasaray Kulübü'nden tazminat alır mıyım? Nereden, nasıl düşünüyorsunuz bunları? Bir kuruş dahi istemiyorum. Sözleriyle cevap vermiş. Fatih Terim'in Galatasaray kariyeri efsanevi başarılarla dolu. 571 resmi maça çıktı ve 20 kupa kazandı diye. Zaten hani bunu şey yapmaya gerek yok. Herkes biliyor Fatih Hoca'nın performansını, kariyerini. Şuradan bakayım. Galatasaray'ın yeni hocası %90 Domenech Torren. PSV'nin teknik patronu Schmidt'i ikna edemeyen Sarı Kırmızılılar İspanyol hocayı getiriyor demiş. Biz yayına girmeden önce yine iddia olarak Domenech Torren'in İstanbul'a doğru geldiği iddiaları, söylentileri yazılıyordu. Ne olacakmış sevgili Tolga? Ha bu gece gelecekmiş peki. En son gelen bilgi Domenech Torren'in bu gece geleceği şeklinde. İstifa tehdidi Fatih Terim'i yedi. Akşam gazetesinin başlığı. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Fatih Terim'i istemeyen bazı yöneticilerden ayrılık yaşanmazsa istifa ederiz resti geldi.
Bu rest sonrası Başkan Burak Elmas Fatih Terim'e Sportif AŞ'de görev al teklifini yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı bu teklifi geri çevirince ipler koptu. Ayrılığın altı sebebi demiş gazete. 6 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim'in kritik dönemde takımı yalnız bırakması. Denizli yenilgisi sonrası Terim'in iyi bir oyun oynadık yönünde açıklama yapması. Yönetim tarafından Fatih Terim'in yardımcı takviyesi yapılması yönünde baskıların artması. Bu çerçevede Dominik Torrent'le anlaşılması. 4. Galatasaray yönetimi tarafından Fatih Terim'in kadrosunda transfer görüşmelerini yürüten Şükrü Hanedar'ın geri plana atılması. 5. Fatih Terim'e yönetim tarafından Futbol AŞ görevi teklif edilmesi. Ve 6. Sarı Kırmızılı yönetim tarafından Florya'ya atanan Bülent Bayraktar'ın tecrübeli teknik adamla yaşadığı sorunlar. Bu arada yapılan değerlendirme sonrasında Fatih Terim, şuradan Işıtan Gün'le alakalı bölümü okuyacağım ama bulamadım. Başlığı yazmış ama. Işıtan Gün futbol şube sorumlusu görevine getirildi. Işıtan Gün Florya'dan sorumlu diye yazmış Akşam Gazetesi. Bir süredir konuşuluyordu Evet. Bu durum. Bir öyle ya da böyle bir sonuca bağlanması gereken bir gerginlik demeyeyim ama bir hadise haline dönüşmüştü bu durum. Koca kalacak mı gidecek mi konusu ve dün bu şekilde bir nihayete ermiş oldu. Nereden ele almalıyız bu kez konuyu? Şuradan başlayayım. Öncelikle Galatasaray bir gençleştirme operasyonu içinde doğru. Bu operasyonda desteklememek mümkün değil çünkü takım yaşlanmıştı. Galatasaray'ın bu yaşlanmış ve kontratlarının sonuna yaklaşmış oyuncuları yenileriyle değiştirmesi ve bu yeni oyuncuların da yatırım futbolcuları olması doğaldı. Ama onlarda bir gerileme var. Bence orada bir soru işareti söz konusu. Mesela Morutsan'ı getiriyorsun Romanya'dan. İlk 2-3 maç Morutsan performansı gayet iyiydi. Mesela son dönemde ciddi bir gerileme var. Gelen oyuncunun hani gelişmiyor oluşu sanırım bir soru işareti yaratıyor. Çikaldao geldi. Çikaldao'nun birkaç aylık performansı çok iyiydi bence. Fiyat etiketinin altında ezilebilir yorumu yapmıştım Çikaldao'yla. Sonra özür dilemiştim. Ya gayet de iyi gidiyor. Fiyat etiketine etkilenmiyor çocuk belli ki demiştim. Şimdi o da düşüşte. Tabii Covid onu etkilemiş olabilir diye tahmin ediyorum. Halil Dervişoğlu bir miktar düşüşte. Kiralık oyuncu ama o da son maçta mesela düşüşüyle ilgili sinyaller verdi. Cagney İngiltere'den geldiğinde daha iyi durumdaydı fiziksel olarak. Sakatlanmadan önce biraz geriledim. Mustafa Muhammed bu operasyonun parçalarından biri 24 yaşında bonservisi alındı. Geldiğinde dinamit gibiydi. İlk 5-6 maç çok iyi performans vermişti. Sonra o performansı sürdüremedi, yakalayamadı. Van Aanholt Euro 2020'den düzenli oynayarak Hollanda milli takımından geliyor. Tekrar o seviyeyi Premier League seviyesine, Hollanda milli takımı seviyesine yakalamıyor. Berkan acayip bir düşüşte. Taylan acayip bir düşüşte. Galiba o biraz soru işareti yaratıyor. Takımı gençleştirebilirsin, değiştirebilirsin doğru ama hani çıkışta olması gerekmez mi oyuncuların? Doğru. Yavaş yavaş üzerine koyarak gitmesi gerekmez mi? Ben orada biraz kamuoyu ya da Galatasaray yönetim kurulu ikna olmadıysa o yüzden biraz ikna olmadığını düşünüyorum. Yani birey birey performanslara bakıyorsun çok fazla oyuncu düşüyor. Avrupa'da başarı evet ancak Türkiye'de yani Süper Lig'de olmuyor. Evet. Olmadı bir çözüm bulunamadı. O tarafta taktiksel boyutu işin. Şimdi Avrupa Ligi'nde Galatasaray %44 ortalamayla topla oynadı. Tartışmasız başarı. Olağanüstü başarılı, süper bir liderlikle zor bir gruptan çıktı ama %44 ortalamaya toplu oynadı. Ve genelde geçiş oyunu tercih etti. Geçiş oyunu tercih ettiği için topu daha ziyade birçok maç rakiplerine bıraktığı için o Berkan Taylan'la orta saha iş yaptı. Çok da iyi göründü. Ama Süper Lig'de bu oyun modeli olmuyor, tutmuyor. Çünkü Süper Lig'de %60'a yakın topla oynuyorsun. Son maçta %63'tü galiba topla oynaması. %63 topla oynuyorsan da orta sahada topu daha yaratıcı şekilde kullanan, daha fazla topa kalite katan, anlam katan oyunculara ihtiyacın var. Avrupa Ligi'ndeki taktikle Süper Lig'deki taktiğine uymaması gerekçesi bence bu. Yani orta sahada yaratıcı oyuncu özellikle ihtiyacın var. Galatasaray'da yaratıcı oyuncu sayısı çok eksik kaldı. Çok koşucu, yürekli, savaşçı tamam ama yaratıcı oyuncu sayısı eksik kaldı. Ve Süper Lig'de de büyük takımsan yaratıcı oyuncuya ihtiyaç var. Orada Avrupa Ligi sanki bir illüzyon yarattı Süper Lig için. Avrupa Ligi'nde elde edilen başarı Süper Lig'e de adapte edilebilir zannedildi ve orada bir illüzyon yaratıldı bence.
Avrupa Ligi'nde elde edilen başarı farklı. Avrupa Ligi'nde sen favori olmayan taraf olarak geçiş oyunlarıyla iyi sonuçlar aldın. Ama Süper Lig'de her zaman favorisin. Süper Lig'in konvansiyonel büyüğüsün. Süper Lig'de her zaman domine etmen lazım maçları. Süper Lig'de her zaman oyunun tonunu, ritmini belirlemen lazım. Bu oyuncu grubu o oyunun ritmini, tonunu belirleyemedi. Oradaki taktiksel problem de bence o oldu. Fatih Hoca'nın istatistikleri de var. Dediğimiz gibi hani zaten herkes biliyor. Hızlıca getirelim. Ekranlarınıza 96-2000, 2002-2004, 2011-2013 ve en son 2017-2022 sezonları. Evet. 96-2000 dönemi zaten muhteşem bir çıta. Türk futbolunun evet. ulaştığı en yüksek çıta. Son dönem, ilk 3 dönemi arasında en zorlu geçen dönem diyebiliriz herhalde. İstatistiki olarak diğerlerine oranla. 2 şampiyonluk kazandı ama 2 şampiyonluktan sonraki 2 yıl belki de kadroya neşter vurulmakta biraz geç kalındı. Belki daha erken yapılsaydı o operasyon, 2 şampiyonluktan sonra biraz daha belki hızlı hareket edilebilseydi, belki de Fatih Terim'in o talep ettiği süreye sahip olabileceği bir dönem olabilirdi. Ama şu an gelinen noktada 4. Terim döneminde bitmiş görünüyor. Evet. Gerçeklik o. Şu Berkan'ın son müsabakadaki top kayıplarını dün söylemiştik, izleyicilerimizle paylaşacağız evet. diye. Şimdi o biraz Galatasaray'ın oyununu anlattığı için, Galatasaray orta sahasında Berkan bu yıl transfer edilen bir oyuncu. Alparslan bu yıl transfer edilen bir oyuncu. Aytaç bu yıl transfer edilen bir oyuncu. Üçü de bu yıl transfer edildi. Üçünün de orijini ön libero. Aytaç stoper de oynayabiliyor ama üçünün de orijini ön libero. Bak Taylan'ı saymadım. Berkan, Aytaç, Alparslan'ı saydım sadece. Taylan'ı da katabilirsin buraya. Çok benzer tipte oyunculara bak. Oyun kurulumunda top orada Berkan'a geliyor. Bu da yenilen gol zaten. Evet. Devam edelim. Top orada Berkan'a geliyor ve Galatasaray oyun kurulumunda sorunlar yaşıyor. Ama Galatasaray gibi takım pasta çıkabilmesi lazım. Ve oraya Berkan'ı da koysan, Aytaç'ı da koysan, Alparslan'ı da koysan olmuyor. Bak burada da başka bir tür top kullanım hatası. Çünkü yakışmıyor top ayağına. Yani o bölgede daha fazla yakışması lazım. Ama zaten pas yapacak, Galatasaray'ın orta sahasında pas yapacak oyuncu modeli olmadığını... Demek ki mühendislik o zaman doğru yapılmamış. Şimdi 3 tane oyuncu transfer ediyorsun. Berkan, bak yine göreceksin. Stopa bak, top stopuna. Şimdi olmaz. Galatasaray'ın orta saha oyuncusu böyle top stopu yapamaz. Olmaz yani. Süper Lig oyuncusu zaten böyle top stopu yapmamalı. Galatasaray orta sahasında 3 tane oyuncu transfer ediyorsun. Berkan, Aytaç, Alparslan. Alparslan hadi stoper ön libero. Ama hiçbiri olmuyor. Demek ki kadro mühendisine Çıkaldao dışında orada verim alabildiğin oyuncu olmuyor. Ve şu an gelinen noktada en büyük sorun bu. Ve Fatih Terim ve teknik ekibi sürekli Galatasaray'daki problemin gole çevirememe olduğunu söylediler. Her şey yolunda gidiyor. Tek problem gole çevirememe. Çerçeveden içeri. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Atamıyoruz. Ben öyle olduğunu Değil. Düşünmüyorum. Galatasaray'ın oyununda sıkıntı var. Şimdi Morutsa'nın kullandığı toplara bakalım. Bir de onları istemiştim. Çünkü benzer olduğu için Galatasaray orta sahası böyle top kullanırsa o oyunu anlamlarla getiremezsin. Şimdi Morutsa'nın kullandığı toplara bakalım. Bu dakika 41. Şimdi bak hocam, bu yani herhangi bir hata değil. Bu pasın şiddetini ayarlayamıyor. Devam edelim. Bu dakika 50. Bu nasıl bir pastır? Bunu ben de anlayamadım. Bu da en son 3 dakika sonrası. Şimdi bak Özgür şu anda. Bak Özgürken attığı topa bak. Yine şiddetini ayarlayamadı. Bak 3 tane pasını aldım Morutsa'nın. Yani bu Galatasaray orta sahasında oynayan oyuncunun adı önemli değil. XYZ tarih boyunca atacağı paslar bu olmamalı. Berkan'ın attığı paslar, Morutsa'nın attığı paslar. Bak bu da yeni transfer. Ve geldiği zaman daha iyiydi. Morutsa'ndaki gerileme bak. Attığı paslara bak. Yani demek ki bir kadro mühendisine, transfer mühendisine bir hata yapılmış. Ama böyle oynarsan zaten kazanamazsın.
maalesef de sonuç o şekilde oluyor. Aynen öyle. Şimdi Fatih Terim'le yollar ayrıldı. Domenech Torren'in bu akşam İstanbul'a geleceği Galatasaray için belirtiliyor, ileri sürülüyor. Her iki taraf için öncelikle hayırlı olsun diyelim. Şöyle bir şey yapacak, yürütecek olursak, fikir yürütecek olursak, dün elbette, daha öncesinde de ama dün de elbette Galatasaray camiasında farklı farklı sesler. Yani birisi Fatih Hoca ile devam edilmesi, bir bölümü Fatih Hoca ile devam edilmesi gerektiğini söylerken bir bölümü zaten bir süredir Fatih Hoca ile yolların ayrılması gerektiğini dile getiriyordu. Bu ayrılık Fatih Hoca'nın tamamen düşünüyorum, sesli düşünüyorum, kafamın dışından düşünüyorum. Belki şöyle düşündüm yayına girmeden önce, dün bunları değerlendirirken, okurken, dinlerken gelişmeleri vesaire. Gelecek dönemde kalsaydı belki Fatih Hoca, yani sezonun bitmesi beklenseydi, bilemiyorum, elbette bilemeyiz, paralel evren sorusu, ama sanki işler Fatih Hoca açısından daha kötü olabilirdi. Şu anlamda söylüyorum, şu anda mevcut dünkü ayrılık kararıyla eğer ki görev yapmak isterse Fatih Hoca tekrar Galatasaray'da görev yapabilir. Yani yıpranma, hocanın da yıpranma konusu bir noktada durduruldu. Bu da başka, evet, bakış açısı. Sorumluluğu yönetim kurulu aldı. Sorumluluğu Başkan Burak Elmas aldı bu değişikliği yaparak. Ama bir yandan da Fatih Hoca da böyle bir avantaj elde etti mi? Siz ne dersiniz? Sanki bana bu çerçeveden de bakılabilir gibi göründü. Hoca öyle düşünmüyor. Hoca öyle öncelikle elbette düşünmüyordur. O tamamlamak istiyordu. Şu olabilir miydi acaba? Fatih Hoca ile sezonu tamamlayıp sonra futbol AŞ yönetim kurulu mu teklif etmişler? Mantıklısı sanki oydu. Yani zaten ligde çok fazla bir beklenti elbette bitmeden, maçları oynanmadan bir şey söylenmez ama hani ama en iyi hedef ikincilik artık. 22 olmuş. 3 İstanbul takımı. Kolay değil öyle söyleyeyim. O bile zor. En yani ulaşılabilir hedef lig ikinciliği, Şampiyonlar Ligi ön eleme spotu gibi görünüyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçü de şu anda o noktaya geldiler. Onu hedefleyip Avrupa'da son alttasın. Oraya odaklanıp, Türkiye Kupası da yok. Yeni sezon planlamasını sürdürüp Fatih Hoca'yla sezon sonunda acaba o zaman hani bir tek direktör belirleyelim. Gerekirse tek direktör belirleyen masada sen de ol diye teklif etseler acaba beraber yol yürüyebilirler miydi? Öylesi sanki en mantıklısıydı. O da bir seçenek. Sanki diyorum. Ama elbette en doğrusunu yönetimler, idareciler vesaire bilir. Böyle bir karar alındı. Bu durumda bütün sorumlulukta şu anda Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ta. Çünkü eğer istediği gibi gitmezse, yeni bir teknik direktörle anlaşıldı ve istediği gibi gitmedi, bütün eleştiri okları yine Burak Elmas'a dönecek, Fatih Hoca'yı görevden aldınız diye. Tabii. Aynen, ha, öyle. İşler yolunda giderse de o zaman tabii ki kredi daha farklı. Kredi sonra oraya gidecek. Aynen öyle. Ama diyorum ya, Fatih Hoca açısından da eğer devam etseydi sanki yıpranma biraz daha sürecekmiş gibi, en son oynadığı maçları, Süper Lig maçlarını düşünecek olursak o yıpranma süreci sanki biraz daha devam edecekmiş gibi ve belki de iki taraf için de hayırlısı oldu. İyi tarafından bakmak lazım değil mi? Ya belki da çok de. O Pollyanna gibi düşünüyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bunu şu an bilmek böyle de bir bakış açısı en azından dile getirmiş olalım. Şimdi neredeyiz? Sevgili Tolga, neyle devam ediyoruz? Neyle? Ha evet. Konya Spor Kulübü Ahmet Çalık'la ilgili bir tweet attı. Tweet paylaştı. Hemen şuradan bakalım. Konya Spor'umuza geldiği ilk günden bu yana taraftarımızın ve şehrimizin sevgisini kazanan futbolcumuz Ahmet Çalık'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta futbolcumuz Ahmet Çalık, ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun demiş İttifak Holding Konya Spor. Resmi hesabından, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. A milli takımımızda da forma giyen İttifak Holding Konya Spor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, İttifak Holding Konya Spor Kulübü ve Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz diyor Türkiye Futbol Federasyonu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada. Bunu da paylaşmış olalım. Sizlerle ne kadar vaktimiz kaldı dostlar? Peki o zaman şuradan elindeki hazineyi keşfetti başlığını okuyalım mı sevgili Tolga? 2,5 dakikamız varmış. Peki getirelim lütfen. Elindeki hazineyi keşfetti.
Çaykur Rizespor maçında ilk kez ligde Kartal'ın formasını giyen 17 yaşındaki Emirhan'ı futbol okulu seçmelerinde keşfettiklerini söyleyen Emrah Bayraktar, Beşiktaş'ın elindeki hazineleri yeni görebildiğini ifade etti. Peki, 2011-16 arası gençlik gelişim koordinatörü olarak Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde birçok genci kulübe kazandıran teknik direktör Emrah Bayraktar'ın sözleri aktarılmış. Şuradan bakayım, zor yollardan buraya geldi diyor ve yöneticiler çok sabırsız demiş Emrah Bayraktar. Yöneticiler değil, biz ülke olarak biraz, ülkemizin insanı olarak biraz sabırsız bir profil çiziyoruz. Bir oyuncunun, genç bir oyuncunun. O yüzden belki de hassasiyet, hani bazen diyorlar ya, doğru zamanı bulmamız lazım. Doğru zamanı bulmayı beklerken oyuncunun yaşı ilerliyor. Evet. O kadar çok bekliyoruz ki doğru zamanı. Bunda bu sabırsızlığın da şeyi var herhalde. Hepimizin bir dönüp bakması lazım kendine. Taraftar olarak diyorum. Ya çok fazla tek sektör devinimi yaşanıyor ülkede ve o altyapıya bakacak kurumsallık bir türlü kurulamıyor. İşte sportif direktör o yüzden lazım Türkiye'de kulüplere. Tek direktör A takımla ilgilenirken, A takıma konsantreyken bütün yaş gruplarına konsantre olan sportif direktörlük kurumu o yüzden lazım. Şu Kerem Kalafat haberi de bak sol altta. Bence Beşiktaş, önemli. Rozier'i son olarak onu da görelim. Hemen okuyorum bak, bakayım. Beşiktaş Rozier'i yedeklemek için istediği 20 yaşındaki Kerem Kalafat için Uşak Spor'la anlaştı. Uşak Spor'dan yapılan açıklamada sözleşmesinde Beşiktaş çağırırsa döner maddesi gereğince Kerem'in alacaklarını da bırakarak kulüpten ayrıldığı belirtildi. 2001 doğumlu. Evet. Bu çocuk büyük yani. İşte Emirhan 2004'lü, Serdar 2003'lü. Kerem 2001'li, sağ bek. Ümit milli takıma da davet edilmiş. U19'da da düzenli oynayan bir oyuncu. Rozier'in de alternatifi olmadığı için kadroda Beşiktaş geri çağırmış Kerem Kalafat'ı. Çok makul bir hamle gibi görünüyor, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. O yüzden onu hani altın çizelim istedim. Biraz mecburiyetten oldu. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle altyapıya bu kadar şey verilmesi, ama o kadar isabetli oldu ki, o kadar güzel oldu ki faydasını uzun vadede çok daha fazla görecek kulüpler. Aynen öyle. Kerem de milli takımlarda, yaş gruplarında hep düzenli oynayan bir oyuncuydu. Dikkatli takip edeceğiz yani. Onun da iyi performans göstereceğini tahmin ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler, artık veda etme zamanı. Uğur Melek'e çok teşekkürler. Evet. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, bir kez daha trafik kazasında bu sabah saat 9 sularında trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, başta ailesi, sevenleri olmak üzere Konyaspor başkanı, teknik direktörü, takım arkadaşları olmak üzere Konya camiası, Konyaspor camiası, Türk futbolu ve Türk sporuna herkese başsağlığı dileyelim. Allah geride kalanlara sabır ve sağlık versin diyelim ve programı bitirelim. Yarın tekrar aynı saatte yeniden birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.